Merhaba. Bugün size çok canlı bir hikaye anlatacağım. Ve sonunda tahmin edemeyeceğiniz bir analizle bitireceğim. Belki de tahmin edersiniz. Kim bilir? Londra Heathrow Havaalanı. Saat sabahın altısı. İngiltere'den ülkesine dönüyor. Türkiye'de tutuklanmış, işkence görmüş, sonra tahliye edilmiş. İki yıl kaçak yaşadıktan sonra bir biçimde İngiltere'ye ulaşmış. Suçu sendikacılık. Sabahın köründe havalimanında yalnız. Eşi ve çocuklarının ülkelerine dönüş hakkı yok. Cebinde Türkiye hariç tüm ülkeler için geçerli mülteci seyahat belgesi var. Anne babası Sapanca'da. Öğretmen kardeşi işten atılmış, 13 ay tutuklu kalmış, işkence görmüş, bakkal işleterek yaşamını kazanıyor. Uçağa binmeden önce kameralara konuşuyor. Dönmemin üç nedeni var. Ülkemde yaşama hakkımı kullanmak istiyorum. Demokrasi ve insan hakları mücadelesine katkıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlığımı geri almak istiyorum. Çılgınca bir hareket değil mi? Bana göre öyle. Devamı var gözyaşları içinde yürüyen merdivene doğru yöneliyor. Uçakta İngiliz vekiller, sendikacılar, gazeteciler var. Bir Avrupa Parlamentosu üyesi diyor ki: "Türkiye bugün kanaatimi belirleyecek bir sınavda. İşler kötüye giderse Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin derhal sonlandırılmasını isteyeceğim." Uluslararası Af Örgütü yöneticisi diyor ki: "Türkiye'de işkence İtiraf elde etmek için yapılıyor. Sonra bu mahkemeler tarafından kullanılıyor. Uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniyor. Sivil polisler aşağıda bekliyor. Kahramanımız derhal derdest edilip ayrı kapıya götürülüyor. Uçaktakiler şaşkın. Pasaport kontrolüne gidiyorlar orada yok. Alanda bekleyen annesi kendini tutamıyor. Yıllardır görmedim. Pasaport vermediler. Buraya kadar gelmişken nasıl oğlumu göstermezler? İnsan bu kadar zalim olur mu? Ülkeye giriş yapmasına izin verilmeden sınır dışı ediliyor. Anne artık kendini tutamıyor. Bir iğne deliğinden bile oğlumu göstermediler. Utanç duyuyorum bu hükümetten, bu devletten. Kişinin adı Nafiz Bostancı'ydı. Olay 10 Aralık 1988'de yaşandı. O gün uluslararası insan hakları günüydü. Türkiye'de 1983'ten beri başbakan olan Turgut Özal, ikinci kez iktidara geleli, tek başına iktidara geleli bir yıl olmuştu. Nafiz Bostancı 1994'te silahlı saldırıya uğradı. 2015'te eski mitçi Mehmet Eymür mahkemede, Bostancı'nın 90'lı yıllarda devletin vurulacaklar listesinde olduğunu açıkladı. Bostancı ve ailesi halen İngiltere'de yaşıyor. İltica hikayesi 1980'e kadar uzanıyor lakin yaşadıkları halen çok çok taze ve şu an on binlerce insanın benzer öyküsü var. Çok kısa anlattım. Biliyorsunuz bizim analizler 3-4 dakikayı geçmiyor. Meraklısı BBC Türkçe'nin YouTube sayfasında Türkçe altyazılı belgeselini izleyebilir. 1989'da yayımlanmış. İbretlik, gel gelelim, ibret alan olmamış. Şimdi sıkı durun. Bugün böyle bir olay olabilir mi? Yani Türkiye'den kaçan bir siyasi mülteci, bir uçak dolusu batılı milletvekili ve gazeteci ordusuyla memleketine dönmeye kalkabilir mi? Buna cesaret etse dahi, Nafiz Bostancı'nın o gün topladığı güruhu toplayabilir mi? Zannetmiyorum. Kimse yapamaz. Dünya çok değişti. Sadece Türkiye değil, batılı devletler dahi 1988'den daha geride. En azından bu hikaye yönüyle. Allah Nafiz Bostancı'ya yakınları ve sevenleriyle birlikte dolu dolu uzun bir ömür versin.